Teşekkürler Mustafa Göksu. Şu anda Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri de Pelkas'ın yanına geldiler. Şunu söyleyelim ki Pelkas buraya geldiğinde bilinci açıktı. Göğüs ve ağız bölgesine darbe aldı. Tedbir amaçlı hem boyun hem kafa bölgesine şu anda MR çekiliyor. Ama hani şu müjdeli haberi verelim. Pelkas buraya geldiğinde bilinci açıktı. Tedbir amaçlı bazı testler yapılıyor. Bazı MR'lar çekiliyor. Korkulacak bir şey olmadığı konusunda en azından ilk görünümde böyle olduğunu söyleyebiliriz. Burada aldığımız bilgilere göre tam olarak şu bölgeye Pelkas darbe aldı. Bundan dolayı da hem boyun bölgesine hem de kafa bölgesine MR çekiliyor tedbir amaçlı. Şu anda da içeride Pelkas MR çekiliyor. Az önce siz de gördünüz, Fenerbahçe yönetimi de maç biter bitmez apar topar buraya geldi. Mustafa Kemal Danabaş, Selahattin Baki, bu isimler buraya gelerek Pelkas'ın yanına destek olmaya geldiler. Tekrar edelim Pelkas'ın son durumunu. Buraya geldiğinde, hastaneye geldiğinde bilinci açıktı. Aslında ambulansa bindirildiğinde hemen hareket etmedi. Bunu şöyle yorumladık: çok acil bir durum olsa, sıkıntılı bir durum olsa tabii ki ambulans bir saniye bile beklemezdi. Orada da bilinci açıktı muhtemelen. Buraya geldiğinde hastanede de bilinci açıktı. Tedbir amaçlı boyun ve kafa bölgesine MR çekiliyor şu anda. Burada biz gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Dediğimiz gibi Pelkas'ın durumunda şu anda korkulan bir durum yok. Bunu söyleyebiliriz. Yapan Fenerbahçe. Hocam özür dilerim. Bu arada görüntüler canlı olarak Konya Büyükşehir Belediye Stadı'ndan geliyor. Orada röportajlarımız olursa canlı olarak ekranlarınıza getireceğimizi de belirtelim. Buyurun lütfen. Evet, tabii ki Pelkas'ın durumu da merak ediyoruz inşallah. Sıkıntılı bir durumu yoktur. Direkt olarak hastaneye kaldırıldı. Çok kötü bir pozisyondu. Sıkılmışta çarpıştı pozisyon. Tabii ki sporcu sağlığı her şeyin önünde. Maça geldiğimizde hakikaten Fenerbahçe oyun başındaki baskısının sonuçlarını hemen almasa bile oyunun ilerleyen dakikalarında bir şekilde almayı başardı. Hocam bu arada muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul da hastaneye gitti. Pelkas'ın ardından oradaki detayları da muhabir arkadaşımızdan ilerleyen dakikalarda rica edeceğiz. Evet. İnşallah bir sıkıntı yoktur. İnşallah. Çünkü ters bir pozisyon, yani topa vurdu ama orada kafasıyla da sıkı bir şey çarptı. İnşallah dizine falan gelmemiştir. Ne demiştik? Önde Fenerbahçe'nin inanılmaz bir baskısı var demiştik. Bunda tabii ki öndeki üçlünün Valencia, Thiam'ın ve Osay Samuel'in artı arkalarından onlara destek yapan Pelkas ve Mert Hakan'ın müthiş bir zamanlaması, birlikte hareket etmesi var. En az 4-5 tane daha ilk dakikalarda bir Fenerbahçe'nin şutu var. Bunlar başlangıç açısından çok değerli. Çünkü önde baskıyla başlamak takımlar adına her zaman başarılabilen bir şey değildir. Baskının da netice alması her zaman başarılamayabilir. Bu baskıya rağmen oyunun ilerleyen dakikalarında her ne kadar ikinci yarıda Konyaspor baskılı gözükse de Fenerbahçe bir şekilde çok fazla oyundan düşmedi. Bu da şunu gösteriyor: Fenerbahçe demek ki fizik kondisyon olarak iyi bir seviyeye getirilmiş. İstenilen seviyeye getirilmiş. Çünkü baskıyla başlayan bir ekibin oyunun ilerleyen dakikalarında biraz fizik kondisyon olarak yorgunluğu söz konusudur. Ki bunu Sosa'da biraz gördük. Yorgunluğu dolayısıyla da yerini Gustavo'ya kaybetti, verdi. Çünkü orada kayıpları vardı. Bir iki tane pas hatası yaptı. Mert evet. Hakan'ın da oyunun ilerleyen dakikalarında yorulduğunu gördük. Doğru hamleler gördük bugün. Doğru bir oyun başlangıcı, doğru bir ilerleyen dakika refleksi, doğru hamleler. Hakikaten Erol Bulut bugün maçı kazandı diyebiliriz. Aynı şeyi İlhan Palut için söyleyemeyeceğiz. Biraz daha dirençli bir takım çıkarması lazımdı. Bugün sanki tamamen kazanmaya, oynamaya odaklı bir takım çıkarmıştı. Fenerbahçe karşısında da her zaman iyi top oynamayabilirsiniz. Biraz da B planınız olmalıydı. Bu arada Göztepe'de karşılaşmanın uzatma dakikalarında 3. golü buldu değerli izleyiciler. 3-1 kazandı. Sarı Kırmızılılar Erzurum Spor karşısında ve 90'da Manuel da Costa'nın da kırmızı kart gördüğünü, 3. golü penaltıdan Alparslan'ın attığını da belirtelim. 2-1'di karşılaşmanın uzatma dakikalarına girilirken. Sevgili Mehmet Yılmaz, 3-0 Fenerbahçe açısından son derece kıymetli bir sonuç. Evet. Neler söyleyeceksin? Fenerbahçe, hani her hafta konuştuğumuz biraz iyi biraz kötü konu. Bu maç 40 dakika, özellikle ilk 40 dakika bana göre sezonun en iyi futbollarından bir tanesini oynadı. Çok iyi oynadı. Özellikle hani sürekli değişken, işte Ozan mı oynayacak, Mert Hakan mı oynayacak, o bölgede Sosa mı oynayacak, sürekli hep konuştuğumuz noktada şu an
Mert Hakan Sosa ve bence Pelkas'ın liderliğinde bitiricilik anlamda da koşularıyla birlikte Samuel'in inanılmaz işler yaptığını söyleyeyim. Fenerbahçe takımı ilk 40 dakikada bence bugün işi bitirdi. Daha sonrasında Konyaspor çok fazla tepki veremedi. Ama ikinci yarı bölüm bölüm Konyaspor gelmeye çalıştı ama çok etkili değildi. Fenerbahçe'nin oyuncuları bence bugün çok istediler. Her şeyden önemlisi. Fenerbahçe iki tane doğru transfer yaptı bence bu ara dönemde. Zalai'yi aldıktan sonra Fenerbahçe takımı çok başka şekilde oynamaya başladı. Yani o arka tarafta o geldikten sonra Serdar'ın da performansı çok daha üst düzeye çıktı. Belki bundan önce çok eleştiriliyordu ama Zalai'yi sol tarafa koyuyorsunuz, iyi oynuyor. Stopere koyduğunuz zaman da orijini orada zaten hep iş yapıyor. Bugün de çıktığı zaman çok büyük katkı verdi, gol katkısı yaptı. Fenerbahçe takımı böyle oynarsa zaten şampiyonluğun en büyük adaylarından bir tanesi. Hücum anlamında bitiricilik noktasında santraforlarla alakalı geldiği zaman değerlendiremiyor. Onun altını yine çiziyorum. Bir santrafor almış olsaydı çok farklı olabilirdi ama Samuel'in inanılmaz çabuk bir oyuncu. Her şey ona bakıyor zaten. O kadar hızlı top atılıyor ki önüne. Bazen biz izlerken diyoruz ki yakalayamaz diyoruz ama o pozisyonda yakalıyor, değerlendirmesini biliyor. Fenerbahçe takım içinde çok ileride çok şeyler kazanacağı bir oyuncu. Belki transferinde çok çok daha şeyler kazanılabilir. Fenerbahçe'yi ben bugün özellikle ilk 40 dakika oyunu çok beğendim. Gürcan Bilgiç 3-0. Elbette futbol rakiple oynanır. Rakibin ortaya koyduğu futbol da son derece önemli ama işte iç sahada çok fazla kaybeden, puan kaybeden ve kan kaybeden Fenerbahçe vardı. Konyaspor deplasmanı liderin değiştiği hafta net galibiyet. Şimdi sana göre, Mustafa'ya göre bir yorum yapayım. Sonra kendi yorum yaparım. Şimdi bizim Ercan Taner'le esprimiz vardı gençliğimizde. İtalyan takımlarıyla oynarsın. Top hep sendedir. Ama maçı maalesef 2-0 mağlup bitirdik. Derdi şeyler. Spikerler. Çok iyi oynadık. Oyunun kontrolü bizdeydi. İşte rakibi baskı altında tuttuk ama maalesef 2-0 mağlubuz. İlk 45'e baktığımız zaman ya da ilk 30'a. Bence sen 40 fazla söyledin. Yani. Ya 35-40. Ben beğendim tabii. Çünkü Fenerbahçe takımında bu kadar... Ön alan baskısı tabii, yapacağını beklemiyordum. İlk 30 kusursuz fırtınaydı Fenerbahçe adına. Yani çok iyi baskı yaptılar. Pas bağlantılarını kestiler. O ikinci bölgede kaptıkları toplarla. Şimdi geçiş oyunu diyeceğim. Reha Hoca kızacak. Ona bir at koydu Hızlı mu? Hızlı hücum diyelim. Reha Hoca bir at koydu mu? İkinci bölgede. Bekliyoruz. Gelecek. Daha koymadı değil mi? Yok. Şu an sen koyabilirsin. Gürcan abi sen söyle. Yok ben herkesin anladığı şekilde de. Geç oyunuyla pozisyonlar da buldu. Tehlikeler de yarattı. Güzel bir, yani gecikmiş bir ilk goldü bence. Salah'ın attığı. Ardından hakikaten Osayi'nin hızından da yararlandılar. İkinci golü attılar. Ama o dakikaya kadar neredeyse tüm kurgusunu Fenerbahçe sağ kanadı üstüne yapmış gibi geldi bana. Çünkü daha yarım saatte olmamıştı. Hem Adil hem de Diomande sarı kart görmüştü. Yani Osayi ve Gökhan Gönül'ün kanadı üstünden o kadar etkili geldiler ki. Çok güzel bir şey söyledin Gürcan'cığım da. Yani bir şey pekiştirmek istiyorum söylediğini. İtalyan takımları dedin. İtalyan takımları karşısında oynayan her takım çok iyi oynar ama. Ben Mustafa'ya moral vermek istiyorum. Mustafa'nın moralini bozamazsın. O her zaman. Mustafa'nın morali bozuk. Konya mağlup. Aile özel sebeplerden moral dolayı. Tabii şimdi... abisi biraz rahatsız. Ondan dolayı biraz moral. Sağlık, şifa diliyoruz öncelikli çok olarak. Çok geçmiş olsun. Son haftalarda biraz bu şey istatistiğe çok rastlamaya başladık. Fenerbahçe karşısında oynayan takımların daha toplu oynama oranlarının yüksek.